Sorularımızdan başka, ben affınıza sığınarak bir anons yapmak istiyorum. Küçükçekmece Belediye Meclis Üyemiz, aynı zamanda meslektaşımız Arif Hatunoğlu aramıza geldi. Kendisine teşekkür ediyorum. Evet. Konuklarımızdan söz ben alacakları biliyorum. Diğer başka almak isteyen var mı? Herhalde yok. Teşekkür ederiz. Evet. İSMO Kurucu Başkanı, Onursal Başkanımız, TÜRMOB Genel Sekreteri, Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliğimizin de kuruluşundan bu yana en güçlü savunucusu ve destekçisi olarak Sayın Yahya Arıkan'ı kürsüye davet ediyoruz. Buyurun. Çok değerli divan, Sayın Belediye Başkanım, derneğimizin değerli genel başkanı, değerli yöneticileri, odamızın değerli temsilcileri, saygıdeğer meslektaşlarım, sizleri TÜRMOB adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Öncelikle TÜRMOB Genel Başkanımız Emre Kartaloğlu'nu sizlere sevgilerini, saygılarını iletiyorum. Ben de dernek genel kurullarının hepsine katılmaya çalışan bir arkadaşınızım. Her konuşmamın başında denetleme kurulu başkanımız Kemal Günler'i rahmetli anıyorum. Çok özel bir insandı. Bu mesleğe inanan insanlardan biriydi. Onlara rahmet diliyorum. Şimdi ben bugün konuşmam belediye başkanı burada olduğu için formatımı değiştireceğim değerli arkadaşlar. Çok mesleki sorunlara girmeyeceğim. Zaten dernek genel başkanımız bunu geniş bir şekilde anlattı. Şimdi aslında belediye başkanımız şöyle şanslı, ilçe başkanı çok saydığımız, sevdiğimiz bir meslektaşımız Turgay Üstadımız. Mali Müşavir Meclisi ne kadar Turgay'cığım anlattım bilemiyorum ama Yücel Başkanım burada olsaydı önce İSMO'dan başlardı. Bir de benim ünvanım hep eksik söylüyorsunuz, üzülüyorum. Ben İSMO'nun kurucu onursal başkanıyım. Ve genel kurulda muhalefet dava açtı. Mahkeme kararı ya da bu ünvan teşhir oldu. Sayın Divan Başkanım, yani bunu da atlatmak istiyorum size. Şimdi Sayın Başkan, pardon bir dakika. Bizim bunlarla, Sayın Belediye Başkanım, Turgay'la, Ömer Faruk'la bizim sohbetlerimiz asla bitmez. Lütfen sözü bir kesmeyin Sayın Divan Başkanım. Sayın Başkanım, İSMO kurulurken siz kurucu onursal başkan olarak mı şey oldunuz? Yani evet. Sonradan mı onursal başkan? Hayır efendim. Kurarken onursal başkan. 26 yıl böyle tadında doyamadığım bir görev süresi bittiğinde genel kurul tarafından böyle bir ünvan verildi. Onur duyduğum bir ünvan her şeyden önce. Bu ünvan sizin ünvan her şeyden önce. Sayın Belediye Başkanım, İSMO 1990 yılında, 20 Mart 1990'da kuruldu. Türkiye'nin de dünyanın en büyük odalarından bir tanesi. Şu anda 48 bin üyesi olan, yaklaşık 10 binden fazla stajyeri olan bir oda. Anlatmak da bitmez ama çok fazla detaya girmeyeceğim. Hemen oradan TÜRMOB'a geçeceğim. TÜRMOB'da biliyorsunuz TÜRMOB odanın üst birliği. Şu anda TÜRMOB'da da 120 bini aşan bir üye sayımız var. Yine yaklaşık 20 binden fazla stajyerimiz var. Şimdi tabii benden önce konuşmacılar bir pandemi sürecinden bahsettiler. Ben de biraz bahsedeceğim. Biz 2019 Ekim ayında yeni yönetim olarak seçildik. Hemen işte hazırlıklar yapıyoruz, ediyoruz. Mart ayında İstanbul'a döndüğümüzde bak pandemiyle karşılaştık. Önce hatırlayın değerli arkadaşlar, evde kalalım dedik. Önce insan dedik, evde kalalım dedik. Ama evde kalmakla bu işte olmuyor. Şimdi malmışlar evde oturunca benim rakamsal anlamda eksik söyledim ama ayda 40 milyar civarındaki kamu gelirini bu meslek camiası aracılığıyla tahsil ediliyor.
Yani anlamı şu, bu camiye oturduğu zaman beyanname ürünü söz konusu değil, kayıtların tutulması söz konusu değil, kayıt arkasına beyanname olmadığı zaman da kamu gelirinin toplanması söz konusu değil. Dedik olmaz, dışarı çıkalım dedik, hatırlayın sevgili arkadaşlar. Çıktık dışarı, ofislerimize gittik, kimimiz evden işleri gördük. Hala da devam ediyoruz. Şimdi ben de çok özür dileyerek hep belediye başkanım hitaben anlatacağım konuyu. Şimdi efendim biz şöyle bir pandemi döneminde size çıkarken bunu takip edeceğim ama özellikle. Mali müşavirin ne iş yaptığını anlatmaya çalıştık. Aslında meslek mensupları da ne iş yaptığımızın farkında değiller. 40'tan fazla mevzuat takip ediyoruz. Sadece defter tutan bir camia değiliz. Danışmanlık yapıyoruz. İşletmelerimize yol gösteriyoruz. Denetim sürecinde görev alıyoruz. Bu nedenle bu camianın en az sağlıkçılar kadar büyük bir özveriyle bu ülke ekonomisi katkı sunduğunu kimsenin tartışmaması gerekiyor. Biz muhasebe camiası olarak çok fazla reklamı sevmiyoruz İlmaz Başkanım. Böyle bir hastalığımız var bizim. Ama hakikaten büyük bir özveriyle çalıştık. Hala da çalışmaya devam ediyoruz. 1600'den fazla bize gelen vaka var muhasebe camiasında. Ben tüm genel sıkıntı, tüm Türkiye'deki olayları yakından takip ediyorum. Maalesef 130 civarında meslektaşımızı kaybettik. Dün sosyal medyada gördüm, Bursa'da kendine göre çok özgü Emir Es arkadaşımız da Covid'den kaybettik. Onu da rahmetle anıyoruz. İlk ne yapalım diye düşündük Covid döneminde. Şimdi biz mali müşavirler hep geleceği planladık. Zor bir süreç yaşanıyor Türkiye'de. Bu zor süreci atlatmanız gerekiyor. Hemen Covid ile ilgili arama toplantıları yaptık. Dedik ki iş dünyasını aydınlatmalıyız. 5'ten fazla iş dünyasını aydınlatıcı seminerler yaptık. İşletmelerin kriz dönemini, bu süreci nasıl atlatmaları gerekiyor konusunda. Belki birçoğunuzun farkında değilsiniz. Ama iş dünyasının farkında değerli arkadaşlarım. Arkasından yine sizin de yakından bildiğiniz gibi bir 99'da bir Marmara depremini yaşadık biliyorsunuz. Ki bu bölgede Avcılar bölgesi de en çok zarar gören bölgelerden bir tanesi. O günleri hiç unutmuyorum. Yalova, Kocaeli, Sakarya yerle bir olmuştu. Onun bitiminde dedi ki ya bir de Allah bu zor günlerimizi göstermesin. Bir yardımlaşma fonu kuralım dedik. Ve o kadar güzel bir fon kurulmuş ki hangi yönetim gelirse gelsin o fonun amacı dışında kullanma yetkisine sahip olmayan bir fondu. Doğal afet yardımlaşma fonu. Hatta sosyal medyada arkadaşlarım 40-50 milyon bir para var. Ya bunu paraya ihtiyacım var, paylaştırın diye çok söylemler de oldu. Paylaştığınız bir yemek parası değil. Ama ne yaptık? Covid döneminde hastanede olan ihtiyacın arkadaşlarımıza hiç rakamlar söylemeyeceğim size. Onlara dokunduk, onlara yardımcı olduk. Covid'den dolayı kaybettiğimiz meslektaşlarımız oldu. Ailelerine bir yardımda bulunduk. Arkasından ondan önce biliyorsunuz Covid'den önce bir Elazığ, Malatya, İzmir depremleri yaşadık. Orada da meslek mensuplarımıza elimizden geleni yaptık. Arkasından orman yangınları başladı. Hemen orada arkadaşlar bunlar o kadar önemli ki bir meslek örgütünü meslek örgütü yapan dayanışmadır. Dayanışma olmadan yol yürü mümkün değil. 3 orman bölgesini biz 3'e böldük. Buraları ziyaret ettik. Tabii ciğerimiz şöyle yanıyor. Belki manlık anlamında çok fazla zarar olmadı ama onlarca ormanımız yok oldu. Maalesef yok oldu. Ben de Aksekiliyim biliyorsunuz. Manavgat'tan başlayan yangın çok ciddi hasarlar oluşturdu. O tam bitti, bir selle karşılaştık. Kastamonu, Sinop, Ayancık biliyorsunuz. Burada da yaraları sarmaya çalıştık. Sarmaya da devam edeceğiz arkadaşlar. Bu birinci konu, Covid dönemiyle ilgili. İkincisi değerli arkadaşlar, bence bu sadece bize ait değil, belediyeleri de özgü olan, herkes özgü olan bir şey. Artık iş yapma şeklimizi
yönetme şeklimizi gözden geçmemiz gerekiyor. Değerli dernek başkanım, sevgili dostum konuşmasında çok güzel bir noktaya temas etti. Uzaktan eğitim konusuna devam etmeniz dedi. Sonuna kadar katılıyorum bu görüşünüzün. Şöyle bir örnek vereyim değerli arkadaşlar. 26 yıl başkanlığım sırasında 1 milyondan fazla insan eğitime katılmış. Saydırdım ben bunu özellikle. Ama ben size enteresan bir rakam vereceğim. Covid döneminde uzaktan yaptığımız eğitimlerle ilgili TÜMOP'ta 700 binden fazla kişi bu eğitimleri izledi. İslam Odası'nda 500 bin arkadaşlar bir yıl değil bakın. Bir yıl içerisinde 700 bin, 500 bin, 1 milyon 200 bin insanlar bu eğitimi izlemiş. Demek istediğim nokta şu, biz bu eğitimlere devam edeceğiz. Covid döneminde sevgili Ziyadi Sandı, Sürekli Eğitim Merkezimiz Başkan Yardımcısı Türkiye'nin altyapı kurdu. Ocak ayından başlayan bir eğitmenler modeli kurduk değerli arkadaşlar. 18 eğitim konusunda 230 tane eğitmen oldu Türkiye'nin dört bir yanında. Bu eğitmenlerle 1 Kasım'dan itibaren siz bıkıncaya kadar, durun diyeceğe kadar bu eğitimlere devam edeceğiz. Bunu herkesin bilmesini istiyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar, tabii uzaktan erişim konusunda dijital ortam bizim mesleğin de vazgeçilmez konusu. Sayın Belediye Başkanım, biz yıllar önce bu işe başlarken çok anılarımız vardır ama hatta Esra ile bir kahvaltıda da anlattım Başakşehir'in bir toplantısında. Elle defter tutuyorduk biz yıllar önce. Arkasından bilgisayarlar çıktı biliyorsunuz. Bu camia o kadar yeni ile açık olan bir camia ki hızla bilgisayarı öğrendi. Sonra arkasından web çıktı ortaya. Hızla bunu öğrendi ve şu anda tüm beyan ve bildirimleri muhasebe camiası, altını çizmesin konu şu aslında, devletten 1 lira yardım görmeden bu camia değişim ayak uyduran bir camia. Verdiğim örnek şuydu, eskiden Mart ayına muhasebe yapılırdı biliyorsunuz. Şimdi her ay yapıyoruz, her gün yapıyoruz. İş olsun arkadaşlar. Onu daha sonra konuşuruz. Belediye başına gittikten sonra aramızda konuşabiliriz. Mart ayının en büyük özelliği şuydu. Sirkeci'de bir postanenin önünde ayın 30'unda son gün herkes gece beyanname göndermek için sırada beklerdi. Şimdi bakın düşünün bu camia o büyük Sirkeci büyük postaneden şimdi devletin büyük postanesine gece beyanname gönderen bir duruma geldi. Bu aslında yerine kadar açık olan bir camia olduğunuzu gösteriyor. Güzel arkadaşım bana bir pas attı. Sağ olsun. Çok teşekkür ediyorum. Aynı düşünmeyebiliriz bazı şeyleri. Ama biz dijital ortamda çalıştaylar yaptık. Bağımlı çalışanlarla, kadın çalıştaylarla. Ama şimdi bunun da bir kurumsal yapısı var. Kusura bakmayın. İstanbul odamız buraya davet edilmiş. Odamızın temsilcisine 2 kadın arkadaşımız katılmış. Ama çok güzel yanı şuydu. Türkiye'nin 4 milyondan kadınlar bu çalıştaya katıldılar. Sorunlarını anlattılar. Sorunlarını aldık. Başkanım en önüne çıktı biliyor musunuz? İş sorunu çıktı. Türkiye'nin en temel sorunu bu. İş bulma sorunu. Ve biz bu çalıştaylar sonucunda İşkur'dan izin alarak bu müjdeyi de verebilirim. Yakında duyurusunu yapacağız. Bir kariyer merkezi kurduk tüm olarak. Çünkü iş konusu bizim en temel konu bir tanesi geliyor. Ve bu çalışmayı topla birlikte yapacağız. İş dünyasını birlikte yapacağız. Önümüzdeki süreçte dijital toplantılar devam edecek sevgili arkadaşlar. Etik kongresi, kalite kongresi, hak rekabet kongresi ama bunlar hepsi e-ortamda yapılacak. Değerli ilçe başkanım, çok saygıdeğer meslektaşım Turgay dostum, Turgay başkanım büyük bir salondan bahsetti. Çıkınca mutlaka göreceğiz orayı sevgili başkanım. Belediye başkanının da yüksek müsaadeleriyle. Biz 4 yılda bir Dünya Muhasebe Kongresi'nden öncesinde Türkiye Muhasebe Kongresi yapıyoruz. Türkiye'nin 4 milyon insanlar geliyor. İnşallah orası uygunsa bizim öngörümüz 2022'de hayat biraz normal dönecek. Bu kongremizi burada yaparız diye düşünüyoruz. Ben özellikle bugün TÜMOP şunu yapıyor, bunu yapıyor boyutlarına girmek istemedim. Sadece şunu inanıyoruz. İlk gün dedik ki önce insan dedik.
Mali müşavirler her şeyin en iyisine layık olduğunu inandı. Geleceğe umutla bakacağız. Ama bir tek koşulla benim şapkalarım var ama asıl bir nokta şu. Biz burada kadın erkek oturabiliyorsak bir toplantıda bunu bir tek şeye borçluyuz. O da Mustafa Kemal'e. O da Mustafa Kemal'e. 2023 yılında herkes ayakta ol yeter arkadaşlar. Bir dönüm noktasından Türkiye geçecek. Kadın erkek bir arada bu Anadolu topraklarında barış içerisinde yaşayan bizler bu cumhuriyeti asla birine teslim etmeyeceğiz. 30 yıldır odamızda bunun mücadelesini verdik. Mücadele etmeye de devam edeceğiz. Sağlık diliyorum, huzur diliyorum. Her şey görülüyorsun. Sevgiler, saygılar. Teşekkür ederim. Sayın Başkan teşekkür ederiz. Sevgili dostlarım, aramızda gerçekten mali müşavir meslektaşlarımın dostu, onlarla yakın ilişkiler içerisinde olan, nereden biliyorsanız biliyorsun derseniz zaten Ziyade Sandığı'nın yanında oturuyor, ondan bellidir. İlçemizin belediye başkanı saygın insan Sayın Kemal Çebi. Buyurun.